Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu ile daha karşınızdayız. Bu bölümde sizlere yeni sezon ile gelen yepyeni etkinlik olan Kars Saldır'daki karakterlerin haritanın neresinde bulunabileceği, görevlere nasıl yollanabileceği ve o puan sıralamasında nasıl puan kazanabileceğinizi göstereceğim. İlk önce şu bildirileri bir kapatalım. Bir de şu oyunun müziğini falan sesini biraz kısalım. Şu an bayağı sonda. Bir dakika. Müzik sesini falan 50'ye kız. Şunlar da 60'a falan 70'e bir şeylere kız. Tamam. Evet, kısacası bildiğiniz üzere 8. sezon 2. yıl dönümü adı altında devasa bir güncellemeyle geldi ve uzun süredir Call of Duty Mobile sevenlerinin istediği, defalarca bunu birçok yerde sayfalarında yazdıkları yeni bir Battle Royale haritası. Normal Isolated haritasından başka bir harita istiyorlardı. Çünkü Isolated haritası oyun çıktığından beri oyunun tek Battle Royale haritasıydı. Sadece harita genişledi. Yani haritanın boyutu büyüdü ama harita aynı yani. Ya oyuncular da yavaştan artık sıkılmaya başlamışlardı ve ikinci yıl dönümüne özel oyun zaten kendisi hayvan gibi ağırken 3,5-4 GB bir güncelleme geldi. Onu normal şeylerden yükledik. Bir de oyun içinde arayüz olarak da 1-1,5 GB civarı da totalde güncelledi. Yani hemen hemen 5-5,5 belki 6 GB'lik devasa bir güncelleme oldu. Tabii ki bunu yerine üstüne kuruyor ama yine de gitgide artıyor boyutu. Ve ikinci yıl dönümüne özel arka arkasına kutlamalar şeklinde falan bir planlama hazırlamışlar. Ana menüde girdiğinizde zaten iki tane şey çıkıyor. Bir tanesi bu genel olarak güncelleme alakalı ufak böyle orijinal Call of Duty serilerinin olduğu gibi iki tane sinematik görev var ki onları biz kanalımızda önceden oynadık. Sonra en son kar saldırıya git diye bir şey de kalıyor. Black Hole tamamlandı diye. Bu yüzdesi devam ediyor. Dünya çapındaki bütün oyuncular oynadığı için. Kar saldırı işte gördüğünüz gibi 23 Eylül'den 17 Ekim'e kadar devam edecek. Yeni şeyler geliyor. İki tanesi de aktiflaşıyor. Canavar vurucu Oktoberfest diye. Bu tabi şans çekilişi ile beraber giriş ödülü verilen bir şey. Yeni yeni gelecek şeyler var. Kar saldırıya girdiğimizde bir dakika bunları geç bu açıklamaları. Tabi meraklısı okuyabilir de şunu al günlük şeyi. Kar saldırıya girdiğimizde kullanabileceğiniz 15 tane operatör 16 tane maksimum operatör var. Renklerinden yeşil, mavi ve turun mor olarak yani normal, daha doğrusu gelişmiş, nadir ve destansı operatörler. Buradaki görevlere yollandığında görevlerin zorluğuna ve göreve kaç kişi yollanına dair %100'e tamamlamaya çalışıyorsunuz. İki operatörse işte iki tane %50'lik ya da %70'lik. Her böyle %100'ü aşan puanlama buradaki bonus onur. Yani ekstradan görevden ekstra puan alabilme şansınız artıyor. Bazen %10'da da gelebilir, bazen %70'te de gelmeyebilir. O öyle bir şey. Şu gönderdiklerimi bir alayım ben önce. Haritada karakterleri bulabilmeniz aslında çok basit. Sadece ben bu 16 karakter arasında Alex'i birazcık zor buldum. O da biraz oyunun burada zaten size nasıl yardım ettiğini gösteriyor. Konumunu burada nerede olduğunu açıkça belirtiyor. Bununla alakalı zaten önceden şey yapanlar sağda solda fotoğraflarını paylaşmışlar ama o fotoğraflarda Alex dışında bütün karakterlerin yeni haritada bulunduğu konu sabit. Yani doğru. Alex'inki yanlış. Çünkü Alex'in bulunduğu noktayı limanla bulunan Hayalet Vatoz'da nasıl diyeyim bahçeler çiftlik tarafında bulunan atış menzilinin hemen dışındaki tarlalarda bulunan iş sürücün arasında dağın üst tarafında yamaçta göstermişler. Orası bomboş. Normalde burada dediği gibi çelik fabrikası. Haritaya girdiğinizde de zaten isimleri çevirisinden farklı olarak bir tane haritanın en aşağısında güney kısmında soğutta fabrika var. Fabrikanın iç tarafının sağına doğru denk geliyor. Alex oradaki platformun dışında bekliyor. Yine aynı şey iş sürücü gibi zaten iki tanesi var. Bu operatörlerden dört tanesi falan drag yarışı yani araba sürme görevi. 4-5 tanesi silah uzmanı. İki tanesi falan da ekipman teslimatı. Bu iki tanesi de Alex de iş sürücü de haritadaki 10 dakika içerisinde 5 tane sağlık kutusu, yardım kutusu işaretleme görevi. Şu an sadece Alex alamadım. Konumunu geç de olsa buldum fabrika tarafında. Onu da zaten yakında alırız. Neyse. Buradaki bu yeşil karakterler görevleri %50 başarı şansıyla gidiyor. Yani iki tane sokmanız lazım %100 için. Mavi karakterler %70 başarı şansıyla gidiyor. Mor karakterler ise %100 tamamen başarı şansına sahipler. Şimdi görevleri aldık. Buradan bakalım. Sıralama ödülleri zaten burada genel olarak çizelge var burada. En son 6900'deki şu MX9'un
ikinci round diye destansı silahını alabiliyorsunuz. Ama tabii ki burada asıl ödüller genel sezon tablosunda. Şuradan baktığınızda zaten sıralamanıza göre neye vereceğinizi gösteriyor. %100 ile %70 arasında bu ATV'yi veriyor. %50 ile %70 arasında ATV ve tabanca. %30 ve %50 arasında paraşüt. Bu kutuda da öncekileri kapsıyor. ATV tabanca. %10 ile %30 arasında bu silah yani renklendirme, güzelleştirme, artık şekilleştirme, kişiselleştirme ne derseniz deyin tılsımı veriyor. En iyi ödül de %10 ve altında hepsini kapsayan ve farklıca böyle destansı silahların içerdiği büyük bir kutu ve Milsim'in özel hendek açan kıyafeti. %10'un içine girdiğinizde. Şu an ben fazla görev yollamadım. %4'ün içindeyim. Zaten gördüğünüz gibi 46 bin lira rushlayanlar var. Tabii ben karakterleri geç kazandığım için de oluyor. Görevlere şuradaki kutu gözüken askeri malzemelerle giriyorsunuz ve burada Black Hawk'ta ne kadar çok maç yapar, ne kadar uzun süre hayatta kalır ve ne kadar çok adamı öldürürseniz ona göre katlanarak puan veriyor. Bunlar olmadan görevlere asker yollayamıyorsunuz. Yeşil, mavi ve mor şeklinde aynı klaslara göre görevler var. 2 gündür aktif devam eden beyaz bir görev vardı. Direkt 500 kutu istiyordu ama en fazla ödülü de o veriyor. Onu mesela kaldırmışlar bugün. Eski Isolated haritasına zaten saldırı olduğu için ilerliyorlar. Mesela şu yeşile girelim. Atıyorum standoff'un incelenmesi falan filan diyor. 2 karakter istiyor buraya. Yani yüzlük 2 tane adam sokabilirsiniz ve başarı şansınızı fullleyebilirsiniz. Ya da hiç gerek yok, askerlerinizi de sonuçta getirmeniz gerekiyor yani gönderme görevler. 2 tane 50'lik yollar ama ekstra şans çekilişinde. Çünkü dediğim gibi %100'e kesin verir herhalde de %70'e bile vermediğini biliyorum ben. Bayağı az gördüğünüz gibi görev sayıları. 50'ye 25, 75 puan yani. Mesela bu neymiş? Yine 2 kişilik. 50'ye 25. Mavilere bakalım. Bu da 2 kişilik. 50'ye 50 diyor. 80. Mesela bak. Bunların şeyi düşmüş biraz. Zor görev olduğu için. Burada da 70'e düşüyorlar. 3 karakter istiyor mesela burada. Normal ödül, görevin ödülü 50. Coin artık puan diyelim. Başarı puanından ise 100 geliyor. Mesela 3 tane böyle hıyar yollarsanız tamam olur. Burası 3 tane istiyor 50'ye 50. Böyle böyle gönderilebilir yani. Görevleri buradan yaptıkça zaten böyle çizelgesi çıkıyor. Her gün yenileniyor. İlerliyor. %23.53 dediği genel işte bütün oyunu oynayan oyuncuların ilerleme görevlerde ne kadar kat ettikleri. Siz zaten bunu bitirdiğinizde o beyaz görev dediğim gibi gitmiş kalkmış. Şu renklerin olduğunda beyaz vardı ve o sabitti. Tek bir asker yollanıyordu. 5-300 normal görev bu ödülü veriyordu. Eğer bonus görevde yapabilirsen yüksek birini yolladığında %50 oluyordu zaten ekstrası. 200'de bonus verme şansı vardı yani tek görevden 500 alabilme şansı vardı, onu kaldırmışlar. Şimdi sadece bunlar kalmış. Bunların hepsine teker teker yolladığınızda ve tabii ki rengine ve şeyine göre süreleri var. Mesela işte yeşiller 30 dakika sürüyor. 30 dakika sonra karakterler oluyor. Bu 1,5 saat sürüyormuş maviler. Bu 1 saat mesela. Bütün maviler de 1,5 değil yerine. Morlarsa 18 saat sürüyor. Yani bugünden bırakıyorsunuz. Ertesi gün artık bugünden bıraktığınız saatten 6 saat öncesine doğru alıyorsunuz. Şu an başka bir şey yok. Mesela gönderelim puanımızın yettiği. Mora gönderebiliyoruz mu? 50'ymiş görevin. Bunlar zaten ihtiyaç duyulanı diye gösteriyor. Bunlar bayağı az gereksinim sunuyor ama tabii genel olarak bitiyor. Mesela buraya başka mor yok değil mi? Üçlüler var. Aynen. Bir tane mor varmış buraya. 80 diyor. Şu bizim üçlüyü yollayayım ben buraya. Full şey almak için. Yani gidip de 3 büyük karakteri de sadece 50 almak için değil, şansımızı 3'ünü buraya yollayayım mesela. Göstermelik. 18 saat sonra gelecekler. Yani 150 alacağız. Ondan sonracıma şunlardan bir tanesi üçlüydü. Hangisiydi o mavilerden biri? Şu alttaki mavi galiba. Hani. Mesela buraya da başarı şansı falan filan diyor. Bu üçünü de buraya yollayalım. %80. Mesela %80'le de vermeyebilir. Yani sadece bu 3 karakteri 50 puan için göndermiş olabiliriz. Ondan sonracıma şunları adam yolladım 2 tane. Evet evet yolla. Mesela bak 50'likleri bitirdiğim için fazlaca puan alıyorum için burada şey şansım kalmadı. Alex olsa tabi dolduruyordu ama mesela yolladım %80. Ya tabii ki bunların da başarılı olma şansı var. %80 sonuçta büyük bir rakam ama başarısız da olabilir. Şimdi yeşillere geçelim. Bunlar zaten rakamları sabit. Direkt random yollayın. Buradaki amaç
yeterince doğru düzgün kombinasyonla onu ayarlayarak, hesaplayarak bu arada şeyi tüketmişiz. Uygun daha fazla bonus bulmak. Çünkü buradaki verdiği puan, buradaki verdiği puanla beraber daha çok getirisi geldiği için sıralamada yükselmenizi ve genel olarak artık etkinliğin sonuna doğru görevler bittiğinde bile istediğiniz yüzde veya ödül çizelgesinin içinden çıkmamanızı sağlıyor. Bu kadar basit yani görevlerin yollanması. Bu Oktoberfest dediği zaten girişle alakalı. Girişe göre zaten böyle böyle bir şeyler veriyorlar. Şans çekilişi de gelmiş zaten bu direkt Ethering'in. Canavar vurucu bu zaten gelmişti, silah görevi. İki tanesi de. Onları yaparsınız. 1 Ekim'de ödüllü kutlama, genel silah takası, ölümcül silahlar ve yıl dönümü bulmacası diye geri kalan 4 özellik daha gelecek, etkinlik daha gelecek diyelim. 7 etkinliğin 3'ü aktifti. Mesela 2 Ekim'de bu direkt kalkacak mı? Zaten giriş ödüllüğü olduğu için salla bunu. Bu görev sezonun sonuna kadar devam edecek bu büyük ihtimal. 24 gün çünkü süresi var. Bu bir hafta sonra bitecek. Daha doğrusu 7 Ekim diyor. Ayın bugün 27'si. 3 gün buradan, 7 gün oradan. Daha 10 günü var bunun. Ölümcül silahlar sezonun sonuna kadar devam edecekmiş. Bu da öyle. Bu da. Şimdi bunların tam ne olduğunu bilmiyoruz. Gelince göreceğiz tabii ki. Savaş bileti şeyinden falan filan girip halledebilirsiniz yani. Haritada dediğim gibi hemen hemen hepsinin kullanım veya yardım kılavuzlarından bakarak karakterleri nerede bulabileceğinize dair. Şu an ben bunları açtırdığım için bilgi yazmıyor ama kapalı olanlarda altında böyle direkt bilgi yazıyor. Buraya okumanıza gerek yok. Bu karakterin biosunu yazıyor. Burası ise işte karakter haritada nerede bulabileceğinize yardımcı oluyor. Dediğim gibi genel olarak hepsini kolayca bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü verdiği bilgiler tam kesin bilgi. Bunu birazcık karışıktı. Çünkü haritada iki tane fabrika vardı. Çelik fabrikası yazan da yoktu. Bir tane aşağıda işte metal kule vardı. Orada dumanlar mumanlar diye etrafı o görselden de ötürü birazcık yanılttı beni. Ama asıl bu dediğim gibi haritanın en aşağısındaki fabrikanın biraz sağ tarafına denk geliyor. Orada açık bir platform var. Üstü birazcık kapalı tente gibi. Tente mi deniyor ona tam bilmiyorum. Orada alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi kutu görevi 5 tane haritada 10 dakika içerisinde. Şansınıza gittiğiniz yerde 3-4 tane belki 5 tane çıkabilir şans sonuçta. Ya da bazen işte haritayı dolanıyorsunuz, karşınıza hiç kutu çıkmıyor. Mesela ben iş sürücüyü bayağı almak için uğraştım. 2 sefer 4'te kaldı, süre bitti. 3 seferde falan 3'te kaldım, şey bulamadım. Süre sıkıntısı olmadan kutuları bulamadım, oyun falan bitti ya da işte duruma göre kazandık veya oyunu kaybettik, neyse. Evet, karakterleri bulma, yönlendirme, yollama bu kadar basit zaten. Ekstra olarak anlatılacak bir şey yok çünkü genel olarak dediğim gibi basit. Bu askerleri görev yollamak için Blackout, yeni Battle Royale oynamanız lazım. Ve dediğim gibi daha çok puan kazanabilmek için daha çok maç yapmanız lazım. Daha çok hayatta kalmanız lazım ve daha çok adam öldürmeniz, yani rakip öldürmeniz lazım bunun için. Yani atıyorum günde 10 maç oynarsanız 10 maçın 9'unda falan oyunun sonlarına kadar yaşarsanız ve o 9 oyunda en aşağı 8 ile 10 kill falan alırsanız oyunu zaferle, birincilikle bitirmeseniz bile, yani aşağı yukarı 700-750, belki 800, belki de 1000 puan falan malzeme kutunuz olur. Ona göre de zaten gördüğünüz gibi bu görevlerin hepsi 50'şer tüketiyor. O beyaz olan 10 dakikada bir yenileniyordu, 500 tüketiyordu ama verdiği ödül de çok büyüktü malzeme tüketmesine göre. O kalkmış, belki bu geçici bir şeydir. 2-3 günlük bu genel önceki sezon güncellemelerinde hep böyle oldu zaten. İlk giriş görevleri, ödülleri, sonra yerine başkalarını aldı. Sezonun artık etkinliğin bitişine doğru o görevler geri geldi. Mesela o geri gelebilir çünkü harita eski Isolated'i gösteriyor. Orada yani görevleri yollanıyoruz ama geri gelebilir. Mesela işte dün de Isolated sayfası geçici olarak kapalıydı. Tekrar açılmış. Bizim Isolated'de ben bu Blackout geldiğinden beri hiç girmedim. Belki onda da bir değişik görevler değiştirilmiş bir şeyler olabilir. Hiç bilmiyorum yani. Girip bakmadım. Neyse. Genel olarak görev buydu. Yapılabilecek adımlar, şeyler bunlar. Yeni zaten sezonluk görevler gelecek. Bunlar genelde zaten 7-8 görev oluyor. Aktifleşecek bunlar. Sezon bitmeden zaten öne çıkanlar, şeyleri hepsini yaparsınız. Umarım herkes karakteri alabilir. En azından bizim izleyicilerimiz. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada noktalayalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Jot Mobile her sezonlu, her güncellemeyle daha da gelişiyor. Onunla birlikte oyun daha da ağırlaşıyor boyutu. Yani şimdi telefonla oynayanların ben isyan etmelerini anlıyorum çünkü
Telefonda güncellemeler yarı yarıya boyutunu aldığı için katlanarak devam ediyor. Yani bir oyun mobilde şu an bendeki sadece girip böyle tıklamalar almak ya da işte gerektiğinde harcama falan yapmak için kullanıyorum sadece telefonu. Genel olarak bilgisayardan oynadığım için videolarda ve şeylerden gereği. Bende bile şu an doğru düzgün o menüde mesela her sezon geldiğinde şu takım onun üstünde genel baştan bütün ayarları kurma ayarları geliyor ya. Mesela onların hiçbirini yapmadım ben. Onları yapsam en az 3 GB daha boyut artar ki artmadığı halde 12 GB şu an bende telefondaki boyutu. Onu yapsam yani 15. Yakında 20-25 GB olur herhalde. Bir mobil oyun için çok aşırı devasa bir boyut. Umarım bunun optimizasyonunu falan ayarlarlar. Çünkü artık birçok insanın böyle çok yeni nesil yani taşaklı denilen telefonlarda bile yetmemeye yani telefon oyunu kaldırır ama boyuttan ötürü yetmemeye başlayacak ve bilmiyorum yani sıkıntı çıkabilir Jot Mobile adına. Ama genel olarak oynanış, gelişim ve yenilenme açısından bir yeni Battle Royale umarım bu da kalıcı olur. Alcatraz da zamanında gelmişti. Bir belli bir süre kalıp Alcatraz'ı sonra kaldırdılar. Sanki böyle etkinlikmiş gibi arada 1-2 haftalığına falan geliyor oynanmalık. Kötü oldu. Alcatraz'ı seviyordum ben. Neyse bakalım. Zombilerde bu yenilenmiş zombilerde işte bir ara verdiler. 9. sezonda geri geleceğiz dediler yenilikle. Umarım güzel bir şeyler yaparlar. Ben çünkü bu yeni zombi modunu zaten önceki videolarda demiştim. Çok seversem eski zombi modunda çok video çekmedim. Tek video çekmiştim. Kaldıracaklarını bilmediğim için. Bilsem çok çekerdim dedim. Onun pişmanlığını yaşıyorum. Çok çekerim demiştim ama bu yeni zombi modunu ben açıkçası çok beğenmedim. Umarım eski zombi moduna benzer bir şey yaparlar yani tamamen survive. Tamam bunda da survive hayatta kalmaya uğraşıyorsun ama 5 gece sürüyor. Ve yanındaki oyuncular açıkçası çok oyunu bilmeyen ya da yeteneksiz, beceriksiz demeyeyim dedim ama olursa sizin o kadar yani topladığınız itemler, kastığınız silahlar bu yeni zombi moduna göre diyorum. İşe yaramıyor. Tek başınıza savunamıyorsunuz zor modda. Ama öbürkünde zor modda 50-60 tura kadar hayatta kalınabiliyordu. Onun zaten millet zamanında rekorlara koştu. 100 tura falan kalanlar oldu. Arkadaşça girenler, tekli girip rush yapmaya çalışanlar falan olmuştu. O çok iyiydi. Milyonlarca hasar ona göre de yükseltilmiş görevler falan ödüller alıyorsunuz. Bilmiyorum umarım zombi modunu, yenileyecekleri bu zombi modunu biraz daha bir güzelleştirirler. Çünkü 5 gecelik o şey çok iyi değil yani. Buradaki daha zaten seçeneğin durması o. Geri geleceğini gösteriyor. Neyse. Burada noktalayalım dedim ki daha fazla uzatmadan. Yanına çıkan videolar diğer videolar, eski videolara, alakalı videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olup destekçim olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda gelişmelerde görüşünceye kadar. Dediğim gibi online oyunlar zaten gelişme oldukça, istek oldukça veya o anki duruma göre gelebiliyor artık devamlı olarak. Yakında dediğim gibi aktif oynadığım online oyunları bayağı azaltacağım. Hikaye tabanlı oyunlara zaten geçtik. Halihazırda siz bunları izlediğinizde birçok oyunu bitirmiş olacağız. Kanalda mevcut olacak. Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.